Gevher Nesibe'de at bakayım o kapağı bana. Tamam. Gevher Nesibe'de acıklı bir aşk hikayesi var. Anlatmazsam çatlarım bunu. Tamam. Gevher Nesibe Selçuklu sultanlarından Gılıç Arslan'ın kızı Gıyasettin'in kız kardeşi. Böyle diye hatırlıyorum ben. Tamam. Bir tane sıpahiye aşık. Bir tane düşük rütbeli bir askere aşık. Sultan kızı, sultan kardeşi bir tane askere aşık. Ama nasıl aşık? Çok sevler birbirlerini. Ve Nesibe'nin içinin güzelliği yüzüne vurmuş. Yüzünün güzelliği içine vurmuş. Öyle saf, duru bir neyi var? Temizliği var. Çok seviyor oğlanı tamam. Oğlan da böyle kıza sevgisinden, aşkından, cesaretini toplayıp çıkıyor. Gıyasettin'in huzuruna. Sultanım, Allah'ın emri peygamberin kavliyle tamam bacın nesibeye talibim diyor. Tamam kıyas ettiğinde <gülüyor> <gülüyor> demiş yüzünü buruşturmuş. Sen kim köpek? Sen bir tane güçlüktür küçük bir asker o koca sultan kızı. Şimdi hayır dese doğrudan belki orduda şey olabilir sıkıntı olabilir. Tamam bu hor hakir görüyor olabilir. Evet dese gönlü razı değil bir de tane kıza şey, bacısını verecek ne yapayım diyor. Diyor ki tamam diyor ya enişte senden iyisini mi bulacağız diyor ya. Tamam ama bak şimdi sen diyor bisiklet bir o sonuçta sultan kızı sultan bacısı. Sana bir görev vereyim o görevi başar yiğitliğini kanıtla bacıyı sen indir diyor. Tamam. Aa çırağın sarayında çırağın daha yok o dönem. Tamam Bizans sarayında ne yaparım sana? Düğününüzü yaparım. Hatta istiyorsanız kır düğünü yaparım. Hatta virüs virüs de yok. Kır düğünü daha rahat güzel olur diyor. Oğlan da nasıl sevdiyse Nesibe'yi abim koşturuyor gidiyor ama verdiği görev ölüm görevi. Mission Impossible 8 böyle. Lan oğlan nasıl sevdiyse nasıl içi yandıysa her yeri yara bere delik böyle delik deşik kan revan içinde ama görevi başarıp Dönüyor geriye. Geriye döndüğünde onu nesibesi bekliyor. Nesibesi öyle kuş gibi onun başında onun yaralarını temizliyor, yaralarını tımar ediyor, sargılarını sarıyor. Onun başında öyle bekleyip Kur'an okuyup sevdiğini sevdiğini sevgisiyle ne yapıyor? İyileştiriyor. Oğlan iyileşiyor, çıkıyor Kıyasettin'in huzuruna. Sultanım ben görevi tamamladım, sözünü tut, kır düğün isteriz, 12 katlı da pasta isteriz. Deyince Gıyasettin diyor, sen ölmedin miydi ya diyor. Tamam enişte diyor, tamam vallahi diyor yapacağız sizin düğünü ama diyor, yani diyor, devletin diyor şu belası var başında, sen şunu da bir hallet. Hadi koş git, diyor tamam mı? Oğlan gene gözü kara deli manyak o kadar çok seviyor. Koşturup nereye gidiyor? Göreve gidiyor tamam Bu sefer miş mişin miş işte nah imposible öyle bine göreve gidiyor. Oğlan her yeri yara bere delik deşik kanrevan içinde geriye gelmeyi başarıyor. Geriye geldiğinde onu gene sevgilisi nesibesi bekliyor. Öyle kuş gibi başında yaralarını sarıyor tımar ediyor iyileştiriyor sevgisiyle iyileştiriyor. Oğlan iyileştiğinde son göreve gönderiliyor gidiyor bir daha da geriye gelmiyor. Nesibesi onu bekliyor 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 gelen yok giden yok. Aradan bir zaman geçtikten sonra kara haber tez geliyor. Sevdiği şehit düşmüş. Nesibe aşkının acısından yataklara düşüyor yemeden içmeden kesiliyor. Sararıp soluyor. Aşk acısı öyle bir şey işte abi. Tamam hastalanıp yataklara düştüğünde abisi Riyasettin geliyor. Bacım, nesibem, güzel kardeşim ne oldum deyince o da diyor ki abi abi biz sevenleri ayırdın. Abi başka sevenler ayrılmasın. Asker yolu gözleyenlerin gözü yaşlı kalmasın. Abi benim paramla pulumla, ulan tüylerim diken diken oluyor. Benim paramla pulumla abi bir tane hastane yaptır. Sevenler ayrılmasın. Asker yolu gözleyenlerin gözü yaşlı kalmasın abi deyip kız ölüyor. Allah kanı gani rahmet eylesin. Tamam.